Merhaba. Merhaba. Ben Gamzade Morgan eşiyim bizim. Randevumuz vardı. Kendisi nerede acaba? Doktor eşinizi içeriye aldı. Siz şöyle geçin. Nerede? Lütfen söyleyin. Muayene odasında ama. Muayene odasında. Beyefendi. Beyefendi bir dakika. Giremezsiniz. Beyefendi ne yapıyorsunuz? İçeride hasta var. Giremezsiniz. Hayır. Hayır hasta yok. Benim eşim içeride. Lütfen müsaade edin. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Dışarı çıkar mısınız lütfen? Eşim. Doktor bey eşim kusura bakmayın. Yapmadın değil mi? Yapmadım de. Yapmadım de. Bir şey yaptım yok. Kontrole geldim sadece. Gamze çok korkuttun ya. Sana kim ne dedi bilmiyorum. Bir sakinleşir misin lütfen? Ben zaten gerginim burada. İyice geliyorsun beni şu anda. Nasıl yapalım Gamze Hanım? Devam edelim mi yoksa? Edin lütfen. Biz aslında eşimle birlikte gelecektik. Ben saatleri karıştırdım. Lütfen. Peki o zaman. Sesini duymak ister misiniz? Nasıl yani? Kalp atışlarını. Peki o zaman. Evet. Kese burada. Bebeğimiz de kesenin içinde. Şimdi de sesi açıyorum. Ben sizi yalnız bırakayım. Demek ki böyle bir şeymiş. Ne böyle bir şey? İnsanın en mutlu olduğu an. Evet, böyle bir şey. O zaman mutlusu yani. Daha da mutlu olacağız. Yani şu an bile bu kadar büyükse bu his. Hayırlısıyla bir de geldiğinde ne yapacağımı söyle düşünemiyorum. Kalbim büyüdü, ben nereye sığdıracağımı bilmiyorum. Allah'ım sana çok şükür. Kalbi niye öyle attı? O da mı heyecanlandı acaba? Normal, öyle olur. Bebeğimizin kalbi. Yüksek tansiyon gibi bir sorunumuz var bildiğiniz gibi. Bu ne demek? Bebeği mi etkiliyor? Yani tehlikeli bir şey mi? Şöyle diyelim.
hamileliği biraz daha hassas bir duruma sokuyor. Yani riskli bir gebelik olacak. Yüksek tansiyon bizim çok önemsediğimiz ve hep kontrol altında tutmak istediğimiz bir şey. Eğer dikkat edilmezse sadece bebeğin değil, annenin hayatı da çok ciddi oranda riske giriyor. Nasıl bir risk anlamadım. Ömer, ya ben işte bu yüzden tek başıma gelmek istedim. Bir izin ver doktor bey anlatsın. Sen böyle yapınca ben daha fazla geriliyorum. Tamam, özür dilerim. Siz lütfen buyurun anlatın. Yalnız rica etsem biraz daha açık olabilir misiniz? Yoksa insan kafasında kurmaya başlıyor. Yani stresten, hızlı, hareketli bir tempodan, yorulmaktan, sinirlenmekten... bütün bunlardan uzak durmanız lazım. Yani mevcut yaşantınızı değiştirmeniz lazım. Bakın Gamze Hanım, bu bir tavsiye değil. Bu bir zorunluluk. Eğer işiniz stresliyse işinizden izin almanız lazım. Ama tabii bu arada evde de yorulmamanız lazım. Yani kısacası biraz durma vakti. Ama ben duramam ki. Yani benim öyle bir şansım yok. Durursun. Yani madem durum bu, duracaksın. Nasıl duracağım Ömer? Düşük yapma riskim yüksek mi? Onu mu anlamalıyım? Yani umutlanmayalım mı? Ne diyorsunuz? Sadece hiç risk almayalım diyorum. İlk 3 ay özellikle. Biz hiçbir risk almayacağız. Doktor bey, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Biliyorum. İşini bırakmak istemiyorsun. Ama burada seçme şansın yok gördüğüm gibi. Yok Ömer. Ben işi bırakamam. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Eğer kira işin diyorsan ben halledeceğim. Kira değil ki sırf. Neyse. Her şey çok hızlı ilerliyor zaten. Ben yetişemiyorum. Sadece bebeğin değil. Senin için de riskli. Çok üzgünüm ama mecbursun. Burada tartışacak bir şey yok. Bebek doğsun. Sen uygun gördüğünde bankaya dönersin. Hı hı. Bankadan da öyle diyorlardı zaten. Buyurun istediğiniz zaman gelin. Rapor alırsın. Keyfinden değil sonuçta. Sağlık mı? Ya ben öyle evde hiçbir şey yapmadan yatamam Ömer. Deliririm ben. Bir de çiçek alıyorum aynı evde. Tamam, sen şimdi bunları düşünme. Tamam mı? Bir şey yemek ister misin? Bana bak, sen nereden öğrendin benim burada olduğumu? Kim söyledi sana? Ne önemi var ki? Hem sen söz vermiştin birlikte gideceğimizi. Ama bak, ben senin üstüne gelmedim neden beni yanında istemedin diye. Kafamda bir sürü soru vardı. Senin yanında sormak istemedim. Ne sandın? Öyle gizlice şu taş olacağımı falan mı zannettin? Ben böyle bir şey yapar mıyım Ömer? Her şeyi bırak, sana böyle bir acı yaşatmayı göze alır mıyım ben? Bebeği istemediğini düşünüyorum. Yoksa neden gizli gidesin ki doktora? E kolay değil bu yaşta hamile kalmak. Öyle kafamda bir sürü soru var. Senin yanında bunları sormak istemedim. Bugüne kadar bilmediğin gerçeklerle yüzleşmeni istemedim. Tansiyon dedi bak doktor. Tansiyonun yaşınla ilgisi yok. Öyle demedi doktor. Niye o zaman Tuna'ya olan hamileliğimde hiçbir sorun yaşamadım? Mis gibi geçti hamileliğim. Bak bunu da soramadım doktora senin yanında. Ama ben onu İsa ile Nurhan'a bunun hesabını soracağım. Onlara bir şey deme lütfen. Niye demeyeyim? 40 kere söyledim ben onlara. Ben yalnız gitmek istiyorum dedim. Kesin Nisa aradı değil mi? İkisi de değil. Söyleyeceğim. Ama sinirlenmeyeceksin. Söz ver bana. Daha fazla sinirlenemem zaten. Söyle Ömer. Kim? Annem mi dürttü? Bak sen sustukça daha da deliriyorum. Söylesene. Kim? Çiçek Hanım mı? Annem mi? Gerçi onlar da adresi bilmiyorlardı ki. Şule. Gamze, dur.
Gamze, Gamze dur. Ne yapıyorsun? Deli gibi yağmur yağıyor dışarıda. Bir dur, sakince konuşalım. Bak doktor, gerilmemem lazım dedim. Çekil önünden, bırak. Bırakamam seni. Ödüm patlıyor zaten, bir şey olacak diye. Oldu Ömer, şu anda bir şey oldu. Kadına bak ya. Yememiş içmemiş geçiştirmiş sana nereye gittiğimi. O nereden biliyordu ki? Sen bile bilmiyordun adresi. Takip etti değil mi? Vallahi manyak. Saçını başını yolacağım onun. Ona ne ya? Ona ne? Yalvarırım, sakin ol. Ne olur bebeği düşün. Tansiyonun çıkacak şimdi. Ömer bırak. Cinlerim tepemde zaten. Senden çıkarmayayım sinirimi şimdi. Sana da yazıklar olsun. Yazıklar olsun ya. O kışkırttı değil mi seni? Gidiyor karın çocuğunu aldıracak. Senden gizli dolaplar çeviriyor diye kışkırttı seni. Sen de inandın. Geldin oraya baskın yapmaya. Tamam, özür dilerim. Panik oldum, düşünemedim. Düşünseydin. Düşünseydin. Güya geldi lokantada bir de özür diledi benden. Gideceğim, boğacağım. Dağıtacağım o resimlerini. Tamam canım. Tamam güzelim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen haklısın, tamam mı? Ya sus, çocuk eyler gibi konuşma benimle. Tamam, susuyorum. Şimdi sakince evimize gidelim. Olur mu? Sen bir taksiye bin git. Ben yalnız gideceğim. Ha ya da Şule'yi çağır, seni alsın. Bayıla bayıla alır zaten. Kusura bakma ama senin yalnız gitme lüksün yok artık. Allah Allah, niyeymiş o? Çünkü ben sadece senden değil, ikinizden de sorumluyum. Eve gideceğim alt tarafı. Birlikte gideceğiz. Ve şu ana kadar yapmadığımız şeyi yapacağız. Neymiş o? Sevineceğiz Gamze. İlk kez kalp atışlarını duyduğumuz o ana döneceğiz. Ve bugünü hep böyle hatırlayacağız. Bunu başka hiçbir şeyin gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bugünü hep şükrederek hatırlayacağız. İyi. Önce şu yağmurda bir taksi bul da ona şükredelim. Yalnız var ya... hamilelik sana çok yakıştı. Ayrı güzelleştin sen. Sen daha dur. Sen beni bir 20 kilo alınca gör. Sabırsızlanıyorum.